Sizden gelen rüyalar. Emin Mustafa Zade hocam ben rüyamda Kadir gecesi idi. Herkes bir tarafa ben başka yola gidiyordum. Ben söylüyorum ki Rabbim şah damarımdan yakındı bize. Ama herkes söylüyordu ki Rabbim geliyor. Ben görüyorum yalnızım. Yani Emin Mustafa Zade Bey aslında düşündüğünüz ya da niyetlendiğiniz hayatınızla ilgili eksik gördüğünüz yani Rabbim öyle bir noktada sizin enerjinize dokunacak ki inançlarınız kırıldıysa maddi kayıplarınız varsa bir türlü hayatınızı oturtamıyorsanız ve her şey yarım kalıyorsa yalnızlığınız düzeniniz umutsuz olan tüm kapılarınız aydınlığa gelecek sizden tek ricam cuma sabah namazı bütün e, cuma ezan zamanı bütün camlarınızı açın e, evdeki tüm camlarınız, banyonuza, mutfağınıza her noktada ve ezanla birlikte abdestinizi alın. Bir adet e, sabah namazı ve arkasından şükür namazı kıldığınızda ayak bağlarınızın hepsi çözümlenecek. Sevgiyle kalın, umutla kalın. İmparator şey yazmış. Emine Hanım, rüyamda kendimi ay olarak görüyorum. Havada aydınlık, aşağı bakıyorum yengeç, köpek, kurt var. Bana bakıyorlar, şimdiden teşekkür ediyorum. Ay aydınlanmadır ay olarak görüyorsunuz. Problemle her şey geride kalıyor. Aşağıda ne var? Yengeç, köpek, kurt. Hepsi güçlü. Yani yengeç de sonuçta kızkarışlarıyla e, güçlü bir noktada. E, çevrenizde inandığınız işle ilgili yaşadığınız sorunlar, haksızlığa uğradıysanız, hepsini en iyi şekilde alacaksınız. Fakat hepsi size bakıyor ya. Sizin aile içerisinde miraslarınız ya da e, ilişkinizle alakalı yaşadığınız para mevzusu varsa bile bunlarla ilgili büyük bir rahatlığa erişeceksiniz sadece korkularınız var bu korkularınız belki kaybetme korkusu odur bunları düzeltmeniz doğrudur K -P -C -Z -İ D Hocam rüyamda platonik olduğum kişi kırmızı bir arabanın önünde duruyoruz ve ikimiz de üzerimizde sarı tişört. Bu ilişkinin olmayacağını, sarı hastalıktır. Kırmızı test vakitte o kişinin hayatında başka biri olacağı ve sen buna duygusal olarak çok üzüleceğin gözüküyor. Sana başka bir kısmet var. Araba hem paradır ama kırmızı ilişkiyi düşünüyorsun. Ee, güzel bir para ve sizi büyük bir aydınlığa itecek. Sen bence kendini değiştirmeyi dene. Cansu Can merhabalar Emine'm. Rüyamda kız kardeşim bir de iki görümcem vardı. Ayağıma baktım sağ ayak ayağımın altında büyük abdest bulaşmış yere sürüyorum gitmiyor. Yüzdükçe başı ulaşıyor tamam yani rüyada büyük abdest görmek paradır. Yani eşinizin tarafından aileden gelecek bir ev anahtarı, ailenizde, sizin ailenizden gelecek bir mal anahtarı, anahtar sahip olacağınız ve iki ay içerisinde bu anahtara sahip olacağınız gözüküyor. Görümcelerinizle aranızda yaşadığınız bazı sorunlar, bazı kırgınlıklarınız var ve onların iyi niyetli olmadığınızı gözük gösteriyor. Eğer bekar kız kardeşiniz varsa hayırlı bir kısmet var. Size de bir erkek çocuğu var. Cansu Cancığım, Çiçek 95. Rüyamda nişanlım tahliye olduğunu görüyorum. Bir akrabam onu dışarıda yormuş. Benimki çıktı tahliye. Daha eşinizin çıkması ya da nişanınızın çıkması için daha vakit var. Yani yıl sonuna vakit var. Onun hatalı olduğunu kabul etmen lazım. O bu hatanın içerisinde. Ama çıkacak ve kader hayatınız birlikte gözüküyor. Ahmet Vatansever. Rüyamda altın yüzük kaybettim. Rüyada altın bir şeyi kaybetmek sıkıntılarınızdan iş probleminizden, e, ailevi sorunlardan kurtulup yepyeni bir düzene girmektir. Ve bu düzen size çok büyük bir aydınlığa e, kavuşturacaktır. Tuğba Özturna. Rüyamda ayrıldığım kişinin çalıştığı bankaya gidiyorum. Merdivenlerde oturuyor. Arkamdan bakıyor. İçeri girdim. Arkadaşı telefon konuşuyor. Ona bir çağırıyor. imza için. Ha, e, ayrıldığın ayrıldığım Erkek arkadaşına barışacaksın ama ona benzeyen bir kısmetin daha var. Bence yeni kısmetlerine, yeni oluşumlarına e, adım atmalısın. Bu adım sana uğur getirecek. E, bakıyorum başka bir yazan var mı? Hocam iki gündür e, Meral Akgün, iki gündür kar yağmış görüyorum. İlk günü kırmızı, Kasım İsim kar ikinci gün pencere kar sıkıntıdır. Şu an ilkbahardayız ama belli noktalarda kar yağıyor. İşinizle alakalı ya da ilişkinizle ilgili yaşadığınız sorunlar. Ee, ama kar eğer yaşadığınız yerde varsa büyük bir ev anahtatırdı. Ama İstanbul ya da büyük İzmir'de yaşıyorsanız kar görüyorsanız sıkıntıdır. Yani kar bu mevsimde sıkıntı, ya ailevi sıkıntılar, eşinizle ilgili sıkıntılar. Eğer ilişkiniz yoksa bile ayrılığı temsil eder bir, bir tane. E, Elif Yürük rüyamızda da ha rüyanıza devam edin. Çok güzel diyor. Bilge Bilge abla rüyasında benim evimin içinde beyaz yılan görmüş. Ablama evlilik ne zaman? Adı Yasemin. Eee ablan rüyasını evin için evin içindeki yılan ailevi miras konularını, iş konularıyla alakalı olumlulukları gösterir ama evlilik için kısmeti kapalı olduğu. Yani bu kısmetinin açtırması lazım. Hep yarım kalıyor gözüküyor. Ee, Nazlıca, Emine Hanım rüyaların hepsini okudunuz. Tabii ki beni e, okumadınız. Halbuki ilk yazanlar Nazlıca'ncım. Ne yazdın? Yaz bunu şikayet ettiğine kadar yazsaydın seni de okuyacaktım. Yani e, Arife Boran, ee, Emine Hanım deniz dümdüz temiz dedi. Deniz dümdüz temiz olması, yaşadığınız olayların aydınlanması, üzerinizde büyü kötü enerji varsa hepsinin geri gideceği. Ama denizin içerisinde dümdüz kendiniz yatıyorsanız bütün sorunlarınızın bittiği gözüküyor. Ee, sevgiyle kalın, umutla kalın. Bu videonun altına rüyalarınızı doğru yazın, yaşlarınızı da yazın. Her hafta sizin rüyalarınızı yorumlayacağım. Merak etmeyin, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.